Evet devre arası programında birlikteyiz değerli izleyenler. Fenerbahçe yukatel Denizli Spor maçında 45 artı 4'ü de tamamladık. Bir birlik beraberlik var. Fenerbahçe Ozan Tufan'la öne geçmişti. E, 44. dakikada bir birlik beraberliği penaltı vuruşundan yakaladı. Yükotel Denizli Spor ve bu dakikada Tolga ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe kalan bölümü... 10 kişiyle tamamlamak zorunda. Ee, 10 kişilik Fenerbahçe şu anda rakip yarı alandaydı. Bir geri pas kaleciye ve artık son anlar mücadelede gözün bir yandan da Zorbay Küçük'te. İlk yarının son anları değerli futbol severler. Bu arada Yukatel Denizli Spor geldi. Etkili geldi Fenerbahçe kalesine ama Rodega için hızlı bir top çıktı. Ee, orada iyi bir pozisyondu Denizli adına. Oscar Estupinan pası iyi veremedi. Altı ay kale vuruşunu kullanacak. 45 artı 5'in içindeyiz derken Zorbay Küçük ilk yarıyı noktalayan düdüğünü çalıyor ve Kadıköy'de ilk yarı 1-1 bir bir tamamlanıyor. Fenerbahçe 1 Yukatel Denizli Spor 1 Erman Hocam görece diğer maçlara göre az bir seyirci topluluğu 23-24 Bilemediniz 25 bin civarında. Tabii ki önemli bir seyirci sayısı ama hani Fenerbahçe 39-40 bin ortalamayı oynuyor bu sezon. Bu ortamda kadroda Jailson yok. Jailson'un yerine Gustavo Stoper'de başladı. İlk 11'de Jailson yok. Yedekler arasında Jailson. Tolgay Ozan'ın yanındaydı. Gustavo Ozan'ı bozup Tolgay Ozan şeklinde bir düzenle çıktı Fenerbahçe. Gustavo Serdar'la birlikteydi ee, ama e, antrenör Zeki Murat Göle böyle bir 11 düşündü. Deniz'in bir, e, Deniz Türüç'ün bir e, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için olmadığını belirtelim. Yine 11'de e, Kuruze sakatlanarak çıktı. Şanssızlıklar da arka arkaya geldi Fenerbahçe adına. Ve son bölümde e, Murawski'nin penaltı vuruşundan kaydettiği golle 45'te, birbirlik skorla ve 10 kişi olarak gidiyor Fenerbahçe soyunma odasına nasıl bir ilk devreydi size göre? Hocam saat 17'den beri 3 tane maç izledim. Bu dördüncü maçım. Bir yere gittim. Aslında maçlar bu yayıncı kuruluş bir tane veriyormuş fakat benim gittiğim yer özel bir yer. Ee, bir yerde gösterme Başakşehir yanında ee, Kayseri Trabzon şey Gaziantep, Gaziantep Trabzon yanında Liverpool maçını yani izledim. Liverpool da. Liverpool 2-1 bitirdi ama oyunun direksiyonu elindeydi. Şimdi de bu maçı izliyorum. Evet. Tabii Liverpool maçını geriye koy, yanına koyayım. O bizi ilgilendirmiyor. Şimdi 3 tane maçı izledim. Tabii bu Fenerbahçe maçı şampiyonluğu ilgilendiren maç değil. Ama Başakşehir, Tra Başakşehir maçını ve Trabzon maçını izledim. Abi Başakşehir bulunduğu yerin hakkını veren ben liderliğe oynuyorum. Bana liderlik yakışır diyen futbol oynayan görünümdeydi. Trabzonspor o görünümde değildi. Bir 0 öne geçti. Halı saha oynuyor. Rakip topçuyla dalına geçemezsin. Al gülüm, ver gülüm, ayak dışı. Öyle de geçerdi. Onlar da öyle geçerdi. Sonunda pozisyonlar, pozisyonlar vardı ama Trabzon kazansaydı hak etmezdi hocam. Hmm. O önemli. Diyorsunuz ki kazansaydı yazık olurdu, da... Yazık olurdu Gaziantep'e. Yazık olurdu. Çünkü Trabzonlu oyuncuları ben bir iki maçtır okuyorum biraz şey oynuyorlar ayak dışı filan. Bu herhalde teknik adamla filan ilgili. Kardeş şampiyonluğa oynuyorsan yakalayınca parçalayacaksın. Bir Başakşehir'i seyrettim. Avrupa ayarında oynuyor. Şimdi aynı anda seyredince... Hocam bak ben yıllarca kabzomallık yaptım. 20 sene. Benim bahçem var Mersin'de. Portakal, limondu. Şimdi mandali. Hocam, mesela ben, mandalina. Hocam hiç geçirmediniz mandalina Mesela ben benim bahçemden portakal yemem. Yemedim yıllarca. Finikenin portakalını bizim Mehmet Çoban vardı. 20 sene çalıştım Mehmet Çoban'dan. Çoban marka. Onun portakalını yedim. Niye biliyor musun? Hocam bir kiloya Finike'nin Finike'nin portakalı evet. bir kiloya Meşhurdur. bir kiloya 5 tane gelirken Mersin'in altı tane 7 tane gelir. Bu ne biliyor musun? Finike'nin daha soludur. İkisini yan yana yediğin zaman az anlarsın. Ama ikisini bir gün arayla ye dersin ki ya ikisi de aynı lan ne diyorsun dersin. Şimdi ben ikisini de aynı anda seyrettim. Başakşehir ile Trabzon'u. Başakşehir Trabzon'a göre daha bir takım. Filike Portakal'ı. Takım takım. Evet evet. Çok net ya bak. Anlatma şekillerimi öyle anlatayım belki seyirci daha iyi anlar yani. Aynı anda seyrediyorum. iki ekran böyle. Bir de Liverpool seyrediyorum ha. Liverpool'u tabii ayrı yere koyuyorum yani. O o Başakşehir'den de farklı. Evet. O direksiyonu tutuyor. Vites değiştiriyor. Yok, farklı. O farklı. Şimdi o o bizim o bizim siklet değil. O ağır siklet. Biz orta siklette oynuyoruz. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi Başakşehir, Trabzon. Başakşehir daha bir takım Trabzon'a göre. Trabzon daha takım değil. Ha bunun teknik adam mı bilmem ne seviyorum, bilemiyorum. Yani sahadaki olaylardan ona bakıyorum. Şimdi Fenerbahçe maçını seyrediyorum. Evet. Ya Denizli Spor kendi yağında kavrulan birisi. Fenerbahçe'de büyük iddialarla. Ali Kurum, Koç geldikten bir sonra bir yere giden birisi. Hocam. Programa başlarken bana bir şey söyledi. Dedi ki şu kadar seyirci var, bu kadar seyirci var. Hocam bakıyorum, kale arkalarında seyirci var. Kombinelerde seyirci yok. Bu şu, kombinelerde kimler var? Bu fenerin ağır topları. Yani bu fenerin yıllardır gelip para veren ağırlıklı topları. Oralar, oralar diyor ki yaptığınız iş yanlış yönetime. Sen beni diyor cumartesi akşamı, cumartesi akşamı. Sen beni diyor buralara getiremezsin. Senin takımın takım olursa ben cumartesi akşamı havada çok karımı, güzel karımı, sevgilimi, istedim. çocuklarımı bırakırım, maça gelirim. Ama sen öyle bir takım yaptın ki kusura bakma. Ben karımla, sevgilimle veya çocuklarımla yemeğe giderim deyip maça gelmeyen seyirci o. Ali Koç ona baksın. Bir firmalar onlar. Onlar daha iyi bilirler. Kötü gidiyorlar, hatalı gidiyorlar. Denizli maçını alırsın, kaybedersin. O önemli değil. Ne yapıyorsun o önemli. Yaptıkları işin yanlış olduğunu... Seyirciyi tokat mi kaybediyorsun? Gibi ona... Fener seyircisi veriyor. Kale arkasındaki seyirciler falan bir yerde. Onlar biliyorsun. Onlar toplama seyirciler var. Bilmem neler var. Var oğlu var ama... Oradaki seyirci öyle değil. Oradaki seyirci kongrede oy kullanan seyirci hocam. Oy kullanan seyirci yaptığın iş doğru değil diyor Fenerbahçe Başkanı'na. İyi gitmiyorsun diyor. Yoksa Denizli maçını alırsın almazsın. Bu önemli değil mi maç? Çünkü senin ligdeki yerin sen bakıyorsun Galatasaray mesela Beşiktaş. Beşiktaş da yok. Mesela dün Beşiktaş. Beşiktaş Sergen'den kımıldadı kımıldadı dün kötü. Eğer Sergen'in eğer Sergen'in eğer Sergen'in ilk rüzgarı değilse ve Sergen eğer takımından takımından tam halvet olmuyorsa antrenmanlardan bir saat evvel gelip bir saat sonra gittiği filan söyleniyor. Bilemiyorum. Olmuyorsa o da yan gider, o da ters gider. Hocam bu iş emek işi. Şüphesiz. Emeksiz yemek yok. Alırsın. Onun için dün baktım. Yani 3-4 maçlık Beşiktaş hakikaten heyecanlı. Dün akşamki Beşiktaş o değil. Eğer teknik adam değişikliğinin ilk rüzgarıysa Sergen kaybeder. Dün akşam Sergen çok konuştu. Uzun Şimdi ben konuştum. haftayım konuşmasını biraz harman yapıyorum. Çok konuşunca bir sakatlık vardır hocam. Kendinden çok emin sen, Çok kısa konuşursun. Ya bu iş böyle şöyle şöyle. Dersin ya çok konuşursan anlatacaklarım vardır. Anlatmayacaksın. Ben senin takımına bakarım sahada. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum. Takımı sahada takım değil. Peki yine de bir iki detayı konuşalım hocam. Örneğin Tolga'yın ilk 11'de başlaması. Uzun süre Jailson'un oynaması eleştirilirken bugün Falet'in olmadığı ortamda. işte stoper eksikliğinin olduğu ortamda Gustavo Ozan'dı. Çok alışmış birbirine orta saha yerine Gustavoyu stopere çekmek, Tolga'yı 11'de oynatmak. O Tolga'nın yaptığı çift sarı kartı, penaltıyı bir kenara koyuyorum. Onun içinde talihsizlik de var. O bölgenin oyuncusu olmamanın belki bir dezavantajı da var ama bunlar acaba seçim hataları mı? Yani Fenerbahçe'nin nihayetinde bir teknik adamı yok şu anda. Yardımcı hoca, bir antrenör. Murat Hoca çıkıyor takımın başında Emre Belizoğlu'nun da vaziyet ettiği özellikle hafta içinde takıma söyleniyor abilik ettiği ama hani bu anlamda bir sıkıntı bu anlamda bir yeri yaparken işleyen tarafı diğer tarafı yıkmak gibi bir durum var mı size göre şimdi sen Fenerbahçe'nin seni söylediğin ismimi ben tanımıyorum da teknik adam olacağını sen bana inandırıyor musun? Alt yapı hocasıydı. Ya sen Alt... bana inandırıyor musun? Fotoğrafı gösteriyorlar bana. Arkada Emre var. Evet. Ya sen bu, sen bana bunu, ben tanımıyorum o çocuğu, bilmiyorum. Burada Emre var, Fenerbahçe Emre yapıyor. 4, Takımı doğru, falan her şeyi Emre var. yapıyor, belli. Yapabilir de, yapmıyor ama Fenerbahçe'nin şu anda bulundurduğu çok kötü. Kraliçe sakatlandı. Hakikaten sakatlandı mı merak ediyorum. Hmm. Kasığın attı mı filan çıkaramazsın hocam. Benim kasığım atsın, kası bilmiyorum orası ne saattı. Günahını almayayım da. Mesela benim kasığım atarsa sen beni iki 3 ay atamazsın. Ben yaşadım çünkü. Evet. Onun için bu işler kolay değil. Fenerbahçe bir yerden geçiyor. Tabii bu yönetimle ilgili yani. Liderle ilgili hocam. Ülke, takım ne olursa olsun liderle ilgilidir. Bu işler liderle. Biz öyleyiz. Baştan bizim takımları zaten. Lider. Takımları yani bizim, ben doğru. hesabı lidere keserim. Fenerbahçe'nin şu andaki sağdaki, Fenerbahçe kazanabilir de bu ki maçı. 10 kişiyle zorlanır mı bilemiyorum ne yapar. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorum takım değil. Hocam hikaye yok. Bak ne diyorum sana Trabzon'da bugün Trabzon'da seyrettim e, o Trabzon öyleyse olmaz. Ha haklı yendi mi yenmedi mi konuşacağız. Bayağı bir pozisyon var ya, hocam. Ya konuşacağız. Olacağız. Maçtan sonra takım oyununda bakacağız. Bak, Bu karşılaşmaya bak, ilişkinde Olacağız, bakacağız. konuşacağız. Ama Trabzon maçı kazansaydı yazık olurdu Gaziantep'e. Sizin bak, ne kadar ne fikrinizin özeti ki kazanabilirdi. Evet, kazanabilirdi. tabii ki. Pozisyon, ama kazansaydı Gaziantep'e yazık olurdu. Çünkü çünkü Trabzon o topu oynamadı. Ama ben Başakşehir'e döndüm seyrettim. ve Başakşehir takım abi. Hocam Göztepe deplasmanı kolay deplasman Hocam, değil. Hocam takım, o takım, takım. önünde 3-0. Seyrettim. Aynı anda seyrediyorum şöyle. İki televizyon böyle, bir televizyon böyle. Liverpool maçını seyrediyor. Takım abi. Yani alırım Liverpool'u kimle oynatırım? Başak oynatırım. Diğerlerini oynatamam. Ne Trabzon'dan, ne diğerlerinden, de Fener'den. Hocam. Bazı şeyleri acıdır, reçete acıdır hocam. Ama biz hala taraftar olduğumuz için işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon böyle konuşuyor, şöyle konuşuyor. Geçeceksiniz abi. Yöneticiler, geçeceksiniz ya. Hakemdi, ben sonuca hakemdi federasyondu, antrenördü. Hocam ne yersen fatura sana öyle gelir yemekte. Fatura sana gelir. Demek ki iyi halklar yemişsiniz ki iyi halklar size bu fatura geliyor. Anlık puan durumu ekranda şu anda. Medipol Başakşehir 52 puanla zirvede. Trabzonspor'un 49 puanı var. Hafta içinde yeni Malatya Spor erteleme maçı oynanacak. Dolayısıyla maç sayıları eşitlenecek. Galatasaray'ın puanı 48. Galatasaray'ın da Demir Grup Sivas Spor deplasmanına gideceğini yarın gerçekten heyecanla bekliyorum hocam o maçı. Çok güzel bir maç olacak. Sivas Galatasaray maçı ve hani bu zirve yarışını çok yakından etkileyecek. Yarın o maçın sonucuna da bir bakalım. Biraz daha şekillenecek hocam ligin zirvesi özellikle önümüzdeki hafta. Tabii önümüzdeki hafta. Yani Önümüzdeki haftadan sonra resim daha çıkacak. Biraz daha yani. net bir resmi çekebiliriz değil Sana mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani işte Fatih şanslıdır Avrupa Kupası'nda filan. Bir lafım vardır benim. Boğaz Köprüsü'nden atlasa, düşse, düşse atlasa Biliyorum. değil de... ...beyler beyine yürüyerek çıkıyor, gide lüfer yakalar. Eğer bu sene de o lüferleri yakalarsa... ...vah anam vah diğerlerine, ona değil. Yani ön bir olay... ...hadi geçen sene Başakşehir vardı... Lan bu sene varsınız ama oynayın abi. Oynayın ya. Trabzon'a bakıyorum. Bir 0 önde. Ayak dışı. Ayak dışı. Ver kaç. Lan gidin ikiye atın. ikiye atın. ikiye atın. Golü hareketlendiler. Kırbaçı yiyince mi hareketleneceksin? Kenardaki teknik tek tek adam ne yapar ya? Hocam hakem hakem Hı. maça göre koşmaz. Yani futbolcular koşarken hakem öyle koşmaz. Futbolcular böyle giderken hakem böyle koşar. Teknik adam maça göre koşmaz. O da hakem gibi. Takım böyle koşarken geriye kalır. Bu tarafa koşar. Oraya bakar. Teknik adamın işi ne abi? Buraya gel yalandan. O işaretle olmuyor. Bir oyuncu değiştirirsin. Bir oyuncu alırsın. Takımı ateşlersin. Takımın en iyi oyuncusunu oyundan alırsın. Alakasız adamı sokarsın. Yani bakıyorum ben. Şu anda Trabzon iyi gitmiyor hocam. Sana söyleyeyim. Ya Trabzon bu kafada giderse teknik adamdan sorumlu olarak ligi bitirir. Hı. Böyle giderse. Çünkü ben bakıyorum Ünal'dan sonra kazandı kazandı ama hocam yaptıkları işler doğru değil sahanın içinde. Denk geldi aldılar. Her takım aynı değil. Hocam işte bugün Antep'i seyrettin. Şimdi zorluk Yarın derecesi yüksek maçlar başlayacak. Bundan sonra düşmede oynayan işte dün Ankara gücü. Hakem yakmasa Versen Beşiktaş gene kazansın. Dün hakem sahneye çıkmasa Ankara Beşiktaş Ankara maçı öyle olmayacak. Sergen niye 10 saat konuştu? Takımı iyi değil. Takımı dün direkten döndü. Ankara gücü maçı alsan olacak? Alabilirdi. Var karşılıklı Hakemden almadı. Var. Yalnız hakem değil. Sen ver ha kardeşim hakem. Tabii ki canım. Sen ver. Sonra Beşiktaş 4 tane Olur olmaz. Onu bilemeyiz. Halis Özkahya. Hakem değil. Konuşacağız Geziyorum. maçtan Hüseyin sonra. Hüseyin Göcek hakem değil. Ya değil diyorum ya. Bunları hala büyük maçlara nasıl veriyorlar abi? Hüseyin Göcek, Halis Özkahya artık Fener 5 Beşiktaş, Trabzon maçlarına verilmemeli. Bak, bak bu çocuk iyi çocuk. Zorbay küçük. Evet. evet. Hata mı? Yapar. Herkes hata yapar. Ama, ama önemli olan bir istikrar ve Top hata yaptığını yap. inanın. Evet. Kafasında tilkiler evet. dolaşmadığına evet. evet. inanalım. Hata tabii ki yapacak. Hata insanlara özgü. İki takım oyun alanına geliyor. Ben kenarda Tolga Ciğerci'yi gördüm. Yanılmıyorsam oyuna dahil olabilir Tolga Ciğerci. İkinci yarıda ilk yarıya ilişkin bir not. Fenerbahçe 4 şut çekmiş. İkisi kaleyi bulmuş. Yukatel Denizli Spor 6 şut çekmiş Fenerbahçe kalesine. 3'ü kaleyi bulmuş. Bir birlik beraberlik var. Ozan ve Marovski penaltıdan. Tolga Ciğerci oyuna dahil oluyor. Kimin yerine dahil oluyor ona da bir bakalım. Tolga Ferdi'nin yerine girdi ee, oyuna Tolga CRC. Evet biz e, devre arasını bitiriyoruz ama sizler Aspor ekranından ayrılmayın. scoreboard kaldığı yerden devam edecek ardından takım oyununda yine birlikte olacağız efendim.